Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu haftalar, günaydın sevgili seyirciler. Bundan böyle yaklaşık bir ay boyunca paranın rotasında da Yaşar hocamızla beraber sizlerle birlikte olacağız. Önemli bir hafta, geçtiğimiz hafta çünkü yükselen değerler, düşen değerler vardı. Fed'in açıklamasıyla beraber oluşmuştu bunlar. Etkileri ne kadar ve ne kadar sürecek, bunların hepsini hocamıza soracağız. Ayrıntıları kendisinden alacağız. Evet, günaydın. Günaydın. Günaydın Evren. Dövizden mi başlayalım hemen? Evet, istediğin yerden başlayabiliriz. Çünkü gerçekten inanılmaz bir türbülans var. Hı hı. Sadece bizde değil, tüm dünyada şu an bir bayağı bir finansal fırtına demeyelim ama çok sert rüzgarlar esiyor. Hakikaten şu aşamada nereden istersen, nereden tutarsan her taraftan ipin ucu geliyor yani. Öyle mi? O kadar bir karışık evet, bir dönem. Bir taraf, evet, bir taraftan dövizden de tutsan, öbür taraftan Amerika'dan çeksek biraz hemen ipin ucu gelmeye başlıyor. Özellikle tabii son günlerde, sen hani doğru yerden başlıyorsun, son günlerde dövizdeki hareketler çok sertleşti. Hemen soru da gelmiş zaten daha program başlamadan. Dolar tarihi zirvede, petrolün varil fiyatı düşmesine rağmen içeride rekor fiyatlarda. İlk küresel sallantıda darmadağın olduk. Nerede kaldı ekonomimizin gücü diye bir soru var. Evet. Evet Evren. Şöyle ki gerçekten ekonomilere baktığımızda, yani ekonomik güç dediğimizde eğri oturup doğru konuşacak olursak Evren. Son 2002 yılından bu yana ekonomiyi AK Parti yönetiyor. Hı hı. Ve bu süre yani yaklaşık 12 yıla yaklaştı. 11 yıldır yönetiliyor. Şöyle bir değerlendirme yapayım. O sorunun cevabını izleyici içerisinde bulsun. Biz 2002 yılına gelindiğinde gerçekten borcumuzun, kamu borcunun milli geliri oranı %95'ti. Hı hı. Bu şu demek. 100 lira üretiyorsak bu ülkede 95 lirası borçtu. %70'i bütün bütçenin hakikaten şeye gidiyordu. Tamamıyla faize gidiyordu. Hı. Yani bütçenin gelirini topluyor, vergiler toplanıyor, 70'ini faiz olarak ödüyorduk. Çok zor bir dönemdi. Tabii 2001 krizi AK Parti için inanılmaz büyük bir şans. Yani sadece iktidara gelme anlamında değil, dibe vurmuş bir ekonomiden yükseliş yaşıyorsun. Yani tam anlamıyla dibe vurmuştuk. Çünkü 2002 Kasım'ında seçimler oldu ve 2001 Şubat ayında kriz patlak verdi. 2002 Şubat ayına geldiğinde bir sene geçmişti. Üzerinden daha sonra bir 6 ay 9 ay geçtikten sonra seçimler olmuştu. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. O sırada inanılmaz ekonomi konusunda tecrübesiz bir kadro geldi. Ve tecrübesizlik ve daha önce yani Sayın Babacan daha Amerika'da master'ını bitirmiş, yeni gelmişti. Sonra diğer ekonomideki şeylere baktığımızda, aktörlere baktığımızda bir tek Merkez Bankası'nda iyi, zaten Merkez Bankası'nın kendi kurum kültürü itibariyle çok iyi yetişmiş bir kadro var. Yani Merkez Bankası'nın içerisinden herhangi birisini alın, başkan yapın. Hı hı. O çok fazla değişmez. Öyle bir şansı oldu. Yani aslında tecrübesizlik bence büyük bir şans oldu. Hı. Çünkü 2001 yılında IMF gelip bir politika, bir program uygulatmaya başlamıştı. Borç verdi 26 milyar dolar. Onun karşılığında bunları yapacaksınız demişti. İlk söyledikleri şey de bir kere şu çürük bankaların tamamı temizlenecek. İkincisi ciddi bir finansal yapılanma yapılacak. Hı hı. Yani bankalar artık kredi verirken öyle kendi şirketlerine falan kredi açamayacaklar. Krediyi veren her bankacı kendisi de sorumlu olacak verdiği krediden. Yani kendi mal varlığıyla sorumlu olacak. Bu çok sıkı finansal önlemler. Artı TMSF'nin bütün bankaları 25 bankayı evet 25 bankayı gerçekten çok büyük bir başarıyla şey yaptılar. Çözümlediler. Şimdi şunu söyleyeceğim. Öyle bir dönemdi. Yapılacak tek bir şey vardı. O programı uygulamaktı. Evet. O programın en önemli unsuru da
faiz dışı fazla rakip idi. Yani milli gelirin %6'sı, 7'si kadar faiz dışı fazla istiyordu bizden IMF. Ve biz bunu, yani biz bunu derken AK Parti hükümeti bunu tutturmak adına her şeyi yaptı. Hı hı. Yani 2006 yılına kadar o kadar yüksek faiz dışı fazlalar verdik ki, öyle bir bütçe disiplini uyguladık ki ve bütçe disiplini uyguladıkça da her şeyin iyiye gitmeye başladığını görünce, hı hı, ve bunu aynen harfiyen uyguladılar. 2006'ya kadar mı sürdü tabii, bu tabii. Peki? Sonrasında? 2006, 2006'ya kadar sürdü. 2006'dan sonra yavaş yavaş o faiz dışı fazla, çünkü IMF ile olan biliyorsunuz standby, devam etsin mi etmesin mi şeklinde tartışmaların olduğu 2007 yılıdır. Ve oradan sürdü. Fakat 2007'den sonra zaten o dönem içerisinde ne yapılırsa nasıl sonuç verdiği çok net görüldü. Ve daha ilk hükümet geldiğinde şunu söylüyordu. İşte o iki bir arazilerini satarsak oradan bütçeye şu kadar gelir gelir, bu borcumuz bu kadar azaltılır. Biz o zaman şey yapıyorduk Sayın Babacan'la, diğer o zaman Abdülhatif Şener vardı. Köşe yazarlarını çağırırlar ve toplantılar yaparlardı ve anlatırlardı. Ve şunu ben fark ediyordum. Gerçekten söylenen şeyler çok dikkatle dinleniyordu. Ve ne yapılması gerektiği konusunda fikir mi alınıyordu? Ekonomistler, evet, ekonomik köşe yazarlarının ısrarla vurguladığı şey, siz geleceğe dair bir yol haritası çizin. Bütçeyi nasıl düşüreceğinizi, bütçe açığını nasıl düşüreceğinizi halka ve bütün piyasalara gösterin. Faizler otomatik olarak düşer. Faizdeki 1-2 puanlık düşüş, 5 puanlık, 10 puanlık düşüş, ki biz o zaman faizler %1 ara zaten %150'leri vurmuştu ama AK Parti iktidara geldiği sırada %60 civarındaydı faizler. Artı %30, yani 30 puan reel faiz ödeniyordu. Faizlerde 10 puan, 15 puanlık düşüşle birlikte bütçe açığının azalması muazzam bir başarı hikayesi oldu. 2007'de biliyorsun seçim oldu ve tekrar halkımız AK Parti'ye görevi verdi. Ve o aşamadan sonra da bütçe disiplininde seçim öncesi bir yıllar hariç, yani seçimden önce tabii ki bir miktar gevşeme oldu ama şunu açıklıkla söyleyeyim. Ondan önceki seçimlerde de çok daha fazla gevşeme oluyordu. Bu mali disiplini devam ettirdi. Şimdi bu kriz sonuçta bu ne yaptı biliyor musun? Bu süreç yurt dışındaki yatırımcıların önlerinde bir ekonomik program var. Kimin ekonomiyi nasıl uygulayacağını biliyorlar. Babacan orta vadeli programı açıklamış. Merkez Bankası kendi politikalarını net bir şekilde duyuruyor. Ben şunları şunları yapacağım, evet, diyor. Dolayısıyla bu denklem içerisinde ben Türkiye'den nasıl bir kazanç sağlarım hesabını yapan yabancılar da bu programa güven duyarak gelmeye başladılar. Ve bu gelişlerde tabii ki borç olarak geliyor. Yani biz her sene ortalama olarak 2009 hariç önce bir cari fazla verdik 2001 yılında kriz nedeniyle dışarıdan borç, evet, bulamadık. Bu arada Türkiye'ye olan güven öyle bir safhaya geldi ki en son notlarımız da arttırılıyordu zaten. Zaten 5 4 tane derecelendirme kuruluşu son notumuzu arttırdı. Biz yatırım yapılabilir seviyeye getirdi. Şöyle söyleyeceğim. Bu o kadar güven verdi ki ben her zaman şunu da savundum aslında. Ya çok fazla da güven iyi değil. Sebebi de çok sıcak para geliyordu. Ve bu sıcak para gelirken geçenlerde biliyorsun bir ay önce IMF'ye borcumuzu sıfırladık. Yaklaşık, evet, 19-20 yıl sonra ilk defa IMF'ye borcumuzu sıfırladık. Ama peki, bu tabii ki özür dilerim, işte borcu. Bu noktada bir soru sormam gerekiyor. Ha. Ülkelerin sadece IMF'ye mi borcu oluyor? Hayır, tabii ki öyle değil. Yani borç şöyledir. Bir ülkenin borcu dediğimizde iki tane kaynak vardı. Birisi devlet, birisi de özel sektör. Tabii bizim o zaman 130 milyar dolar olan dış borcumuz şu an yaklaşık olarak 340 milyar dolara çıktı. Yani bu süre içerisinde. Sebep? Verilen güven ortamı, politikaların çok netleşmiş olması ve bu ülkenin büyüyeceğine olan inanç. Bu nedenle herhangi bir 5-10 kişilik çalıştıran bir firma bile gidip yurt dışından borçlanabilmeye başladı. Hatta notumuz arttırılmadan önce, yani bu olaylardan önce Libor artı 1 ile, yani Londra'daki gecelik faizin üzerine 1 puan ekleyerek rahatlıkla borç bulabiliyorlardı.
Ve bankalarda yurt dışından çok rahat sendikasyon kredisi bulabiliyorlar. Yani 1 milyar dolar, 1,5 milyar doları getirip içeride kredi olarak dağıtıyorlardı. Şimdi bu kadar gelen para, bu kadar gelen borç birikti. İşte, bir yanda da güven var. Yine tabii de. Güven de var. Hı. Ben bu olaylar başladığında ilk söylediğim şey şuydu. Bunu tekrar ediyorum. Barış'la da bunu çok konuştuğumuzda hep vurgu şuydu. Gezi olaylarıyla başladı bu olay. Sonra küresel bir farklı Bernanke'nin konuşması sonrasında küresel bir şeye döndü. Türbülansa döndü. Eğer bir deprem, 7 şiddetinde bir deprem İstanbul'a nasıl hasar verir sorusunun cevabı yoktur. Şöyle yoktur. Onu sorduğunuzda o konunun uzmanı profesör size şunu soracaktır. Deprem kaç saniye sürecek? Eğer 10 saniye sürerse 7 şiddetindeki bir deprem, binalar yıkılmayabilir ve can kaybı da olmayabilir. Ama 7 şiddetinde bile olsa veya çok az olabilir. Ama bu 40 saniye sürerse, işte biliyorsun Gebze'de oldu 99 yılında, evet, o büyük depremde. Ve öyle bir şey olursa o zaman çok fazla yıkıcı ve çok büyük hasar bırakır. Peki biz ne kadar önlem aldık diye bir soru da onların süre yanında gelmez mi? Tabii ki depreme dayanıklı bina yapman gerekiyor. Biz o dayanıklı binayı yaptık Evren. Yani şunu yiğidi öldürelim, hakkını yemeyelim. AK Parti geldiği anda IMF politikasını gerçekten harfiyen uygulayarak bu ülkeye büyük bir iyilik yaptı. Ondan sonra da IMF'den sonra kendimiz biz sanki IMF politikalarını uyguluyor gibi devam ettik. Ve öyle olmalıydı da zaten. Yani o mali disiplini devam ettirdik. Bu yüzden borcun milli geliri oranı %95'lerden %35'lere düşmüş durumda. Artı bütçe açığının, yani bütçe açığı %10'lara 12'lere çıkmıştı milli gelirin. Bu sürdürülemez bir şeydi. Yani %1,5-2'ye çektik bunu. Faiz ödemeleri artık toplam şeyin içerisinde, vergi gelirlerinin içerisinde, toplam kamu gelirlerinin içerisinde %17'lere 20'lere düştü faiz ödeme. Yani %70'ini ödüyorduk. Şimdi dolayısıyla özellikle bu resme baktığımızda biz binanın binayı muazzam güçlendirdik. Şimdi bu türbülanslardan sonra nereye gidiyoruz onu anlatmaya çalışacağım. Binayı çok güçlendirdik ama bir hata yaptık bana göre. Bu da Asya krizinden hiç kimse incelememiş ya da ders almamış. Bizim şu yaşadığımız süreci Asya 1988 ile 1996 yılları arasında yaşadı. Yani yaklaşık 8 yıl muazzam bir refah ve büyüme, inanılmaz milli gelirde artış, sıfır borç, bütçe açıkları artı veriyor, yani bütçe fazla veriyor. Cari açıkları ilk başta yüksekti, sonra düşürdüler, %4'ün altına çektiler vesaire. Ama orada büyük bir kriz patladı. Sebebi de özel sektörün fütursuzca ve sorumsuzca borçlanmasının önünün açılmasıydı. Yani Asya'da özel sektör aldığı borcu bir sabah ödeyemedi. Şu an benim en çok korktuğum nokta bu tür zamanlarda, bu güven nedeniyle gelen para özel sektöre de geldi. Şimdi özel sektör üretim yapıyor. Özel sektör ithalat yapıyor. Bunun için kredi kullanıyor ve yurt dışından da kredi kullanıyor. Özel sektör aynı maliyetle, artık bir ay önceki maliyetle bu parayı bulabiliyor mu? Bulamıyor. Peki özel sektör ben borcumu çevirin dediğinde, evet tamam merak etmeyin hemen çeviriyoruz mu diyorlar? Yoksa özel sektöre bir dakika kusura bakmayın bizim tekrar bir daha düşünmemiz lazım. Siz şu son bilançolarınızı, şu son şeylerinizi bir verin mi diyorlar. Şu an sıkıntı bu. Yani Gezi olaylarının ardından gelen bu Fed'in açıklamalarıyla birlikte doların tekrar Kürkçü dükkanına dönmesi. Aslında sanki başa dönmüş gibi değil mi? Şu 3-4 yıl önceki kriz Amerika'dan başlamıştı, sonra Avrupa'ya vurdu, bizden teğet geçti dedik. Şimdi tekrar Amerika'ya döndük ve yine Amerika'dan başlayan bir krizle karşı karşıyayız. Evet ama Amerika... O arada unutmuştuk Amerika'yı sanki. Amerika tabii her zaman çok önemli oldu. Yani onu söyleyebiliriz ama şöyle bir şey oldu. Amerika'dan çıkan, Amerika'da basılan bütün dolarlar Amerika'ya yaramadı. Amerika hala büyüyemiyor. Nereye gitti o para? O para bize geldi. O para Rusya'ya gitti. O para Çin'e gitti. O para diğer ülkelere gitti. Japonya'ya gitti. Evet. Şimdi dolar carry trade deniyor. Yani siz dolar borçlanıyorsunuz.
TL'ye çeviriyorsunuz. Buradan gelip devlet tahvilinden %7, %6 faiz kazanıyorsunuz. Şimdi adam tersine dönerse bu şey, tahvili sat, tahvili satınca faizler yükseliyor. Hı hı. Bunu dolara geç, dolar yükseliyor. Doğru, ülkene geri kaç. Şimdi cevap veremediğimiz soru şu. Bu para, bu terse dönüş hareketi daha ne kadar devam edecek? Yani deprem ne kadar sürecek? Evet. Yani 10 saniye mi sürecek, 45 saniye mi sürecek? Şimdi burada artık Gezi olaylarından çıktı ve dünyanın içindeki titreşimden daha aynen. çok yol alıyoruz değil aynen. mi biz? Aynen. Şimdi Gezi olaylarının yarattığı türbülans çok geçiciydi. Yani hı-hı. o çok rahat önlenebilirdi. Hı-hı. Fakat Gezi olaylarında şöyle bir durum da oldu. Bak, bir ülkeye para gelirken o yatırımcı, ya sen gidip Uganda'ya yatırım yapar mısın dediğimde ne düşünürsün? İlk başta dur ben bir bakayım Uganda'ya dersin değil mi? Bu adamlar büyüyor mu? Orada siyasiler kimler? İstikrar var mı? Ciddi bir ekonomi politikaları var mı dersin? Gezi olayları başladığında ilk biz yabancılarla görüştüğümüzde bunun çok önemli olmadığını belirttiler. Fakat ardından da şunu söylemeye başladılar. Bir dakika şeylere bir bakalım. Siyasi dengelerde değişim olabilir mi? Bu olaylar siyasi dengeyi değiştirebilir mi? Yani var olan ekonomik programı yöneten ekip hani onun değişeceğine dair bir görüş bildirmiyorlar ama bir siyaset fay hattı dediğimiz fay harekete geçti. 2002 yılı öncesinde de bu siyaset fayı çok hareketliydi. Sürekli borsayı yere şey yapıyordu. Yere çakıyordu. Nasıl yapıyordu onu? Hatırlayın o zaman işte dışarıdan destek alan Ecevit ve Mesut Yılmaz koalisyonu vardı. Hı hı. Baykal dışarıdan destek veriyordu. Bir gün mecliste konuşuyordu, desteğimizi çekeriz diyordu. Ertesi gün bütün piyasalar evet. alt üst oluyordu. Evet. Ve hükümetlerin ömrü sadece 2 yıl 3 yıldı. Dolayısıyla Evren burada önemli olan bir nokta var. İşte bu noktada tekrar yeniden... Hani güven kayboldu mu? Hayır, kaybolmadı. Hı hı. Ama tereddüt başladığı anda bir kenara çekilir, yatırımcı izlemeye başlar. İkinci bir tereddüt başladı bu sefer. Şu an işte yurt dışı basında, daha doğrusu ekonomi raporlarında diyeyim. Hı hı. Türkiye'nin en fazla olumsuz etkilenecek ülke olduğu belirtiliyor bu doların kaçışından. Sebep? Hı. Çünkü en fazla dolar Türkiye'ye girdi. Şimdi o zaman kaçarken de daha fazla. Tabii. Biz buna literatürde sudden stop diyoruz. Aniden durması gelen paranın. Aniden durması zaten bırakın kaçmasını. Hı hı. Dursa bile çok ciddi etki yaratıyor. Çünkü adamın vadesi gelmiş. İthalat yapmış. İthal için ödemesi var. Veya yeni yatırım yapacak. O dışarıdaki paraya güvenerek bir ay önce sözleşme hı hı. imzalayacakken... şimdi diyorlar ki Libor artı 1,5'la veriyorduk ama Libor artı 4 oldunuz artık diyorlar. Peki acaba hani o güvenden bahsettiniz ya, o güven olmasına rağmen hükümetlerin kendilerine böyle şoklar için ayırdığı bir marj olmalı mı? Önlem marjı. Şimdi zaten şöyle bir şey orada söyleyeyim. Mı bir eksik var? Yani bu kadar etkilendiğimiz bizim, noktasındaki değerlendirmelerde bütün acaba? Bütün bu konuşmalarımın hepsini eğer özetlersek o güven hı-hı. dediğin. Hani biz binayı çok sağlamlaştırdık hı-hı, diyorum ya hı-hı. işte o mali disiplindi. Ama diğer taraftan binayı çok sağlamlaştırdık. Evet, temellerini sağlamlaştırdık fakat bir hata yaptık. Bu binanın üzerine çok yük bindirdik. Hmm. Yani yukarıda binanın üst kısmında havuz kurduk. Koca tonlarca suyu şey yaptık. Ona da cari açık diyorum ben. Yani evet, dolayısıyla o yükü taşıyamıyoruz. Yani oraya gerek yoktu o kadar. Ve geçen sene 2012 yılında Babacan'la Sayın Erdem Başçı özellikle cari açıktaki tehlikeyi görüp 70-75 milyar dolara gitti, 75-70 milyar dolara geldi. Görüp frene basmasaydı emin olun şu anki etki çok çok daha şiddetli olurdu. Hı. Yani bizim ekonomiye yaratacağı etki. Allah'tan ki hiç olmazsa şöyle çok sağlıklı düşünen bir ekonomi yönetimi var. Yani hataları bize göre tabii. Hataları hı hı. olmuyor mu? Oluyor. Mesela Merkez Bankası'nın şu son bir hafta içerisinde uyguladığı politikayı, para politikasını ciddi biçimde hatalı görüyorum. Sebebi de şu. Bu şartlar altında faizler hemen arttırılmalı. Hı. Ben böyle söylediğim zaman faiz lobicisi oluyorum. Merkez Bankası da aynı şekilde böyle bir şey yaparsa siyaseten tercih edilmeyen bir şey bu. Hı. Ben hayatım boyunca yani ben kesinlikle faiz kullanmıyorum. Faiz lobisi çok kullanılan bir terim evet. hocam. Ben mesela kendim faiz kullanmıyorum. Bankada asla paramı faizde kesinlikle tutmuyorum. Faiz asla kabul etmiyorum. Hı. Almıyorum. Boşta dursa da para asla şey yapmıyorum. Ama
ekonomik sistemin işlerken eğer bir yerde döviz kaçısı var, 1.95'e gelmiş, yarın 2'yi vursa, peki ithalatçı, üretici nasıl fiyat verecek? Bir şimdi, virgül koyalım hocam, evet. Beni zorluyorlar. Bir reklam arası verelim kısacık, evet. Sonra tekrar dönelim. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yeniden birlikteyiz Yaşar Erdinç hocamızla beraber. Birkaç sorumuz var. Hocam kaldığımız yerden devam edeceğiz ama biz yorumları açılıştan önce olsa iyi olur diyen Hüseyin adlı bir izleyicimiz var. Evet. Hocam Amerika mortgage krizi yaşadı. İspanya aynı. Biz bu krizleri gördük ve son 2-3 yılda sadece inşaata yatırım yaptık. Son zamanlarda Çin'de iflaslar başlamış diyorlar. Evet. Bizde de bir erken seçim olursa piyasalar nasıl etkilenir diyen Ahmet Öztürk adlı bir izleyicimiz var. Abdurrahman Şahin adlı izleyicimiz Avrupa Birliği ya da Yunanistan'dan bir sorun bekliyor musunuz diye sormuş. Evet. Ben şimdi istersen ilk sorudan başlayayım tamam. Evren. Borsa İstanbul yüz endeksi şu an 72.750 civarından açıldı. Grafiği verebiliriz arkadaşlar. Geçen haftaki kapanış seviyesi 73.101'di. Ve 72.718 seviyesinden açılacak. Şu an disket emirleri bunu gösteriyor. Biraz sonra işlemler başlayacak. Ve şöyle bir şey oldu. Daha önce gördüğümüz dip seviye 73.000'di ve bu seviyenin altı görüldü geçen hafta içerisinde. Bu seviyenin altının görülmesi hiç iyiye işaret değil. Öyle mi? Endekste evet 70.000'e kadar bir 2.000 puanlık gerilemeyi daha görebiliriz. Özellikle bugün çok yavaş açılıp yukarı hareketler çok cılız kalır ve bu yukarı hareket 74.000'e kadar veya 74.500'e kadar bir hareket olursa orada hakikaten biraz nakde geçip sonra alttan alım denenebilir. Çünkü şu anki açılış şey değil. Açılıştan sonra hemen bir yukarı hareket olacaktır. Yani onu düşünüyorum. Yani 73.000'in üzerine doğru. Ama o aşamadan sonra aşağı doğru hareket yavaş yavaş başlayıp sonra hızlanabilir. Bugün özellikle dış piyasalarda da çok büyük bir sıkıntı var. Özellikle Amerika vadelileri de çok kötü durumda. Hmm. Şu an şeye bir bakacağım. Dolara. Dolar 1.9417'de işlem görüyor. Ve geçen 95'e yaklaştı. Şu üst direnç bu tarihi rekor. Yani bu haftalık bazda baktığımızda özellikle haftalık bazda baktığımızda şöyle bir geçmiş yılları göz önünüze getirdiğinde 1.94-95 seviyesi daha önce görülmüş bir şey değil. 2011'e girerken 1.92 idi. Ve işte burada nasıl engelledi doları biliyor musunuz? Merkez Bankası. Nasıl? Merkez Bankası Başkanı aynen şunu söyledi. Dolara dokunanın eli yanar dedi. Dolara dokunanın eli yanar. 2011'in son günü ve 2012'ye girerken. Hı hı. Ve biz hatta o zaman şey demiştik. Ya o kadar da değil, bayağı bir dengesizlik var demiştik ama dolara dokunanın da eli yandı orada. Hı. Ama orada Merkez Bankası faizleri inanılmaz hızlı bir şekilde arttırdı. Yani faizler %12,5'a getirildi. Hı. Yani %12,5'a getirdiğiniz zaman faizi, o zaman zaten dışarıya kaçmanın bir anlamı kalmıyor. Yani o zaman para burada kalıyor çünkü faiz burada, alıyorlar gibi tabii bir durum. Yükseliyor getiri burada. Şu an acilen Merkez Bankası'nın bence bu silahı devreye sokması lazım. Sadece döviz satış ihalesi yaparak 50 milyon dolar, 25 milyon dolar yurt dışına giden paraya sadece onlara ucuzdan şey vermiş olur, dolar vermiş olur. Yani 1.94 ucuz değil ama 1.90-1.94'ten ucuzdan dolar vermiş olur. Bu arada Merkez Bankası'nda karşılıklar bulunuyor. Döviz ve altın bankaların yatırdığı. Bankalar da onu çekmeye başlamış durumda. Hı hı. ROK opsiyonunu kullanmıyorlar. Rezerv opsiyon mekanizmasındaki. Dolayısıyla rezervlerde rakamlar açıklandığında göreceğiz. Hızlı bir eğilim olacak. 135 milyar dolara kadar çıkmıştı. Orada Merkez Bankası'nda tutulan rezerv, muzdam karşılıkların bir kısmı şu an bankalar tarafından hı hı. kullanılıyor. Bu nedenle Evren, Merkez Bankası bence
bu şeyi bir tarafa bırakmalı. Hani faiz lobisi vesaire tartışmalar. Ne gerekiyorsa, ekonominin gereği neyse yapmalı. Kaldı yani, ki o kadar müdahaleye rağmen 1.94'lerde. Bir de müdahale edilmese demek ki daha da yükselecekti. Tabii daha da yükselecekti. Yani orada yükselirdi. Ama Merkez Bankası'nın şu ana kadar düzenlemiş olduğu döviz ihalesi, satış ihalelerinin miktarları düşüktü. Hani ilk gün bir geçen hafta içerisinde daha önceki hafta içerisinde 5 tane ihale düzenledi. 250 milyon dolar civarında bir para verdi. Bu dün de cuma günü de bir 50 milyon dolarlık ihale açtı. İstisnai gün ilan etti. Ama burada yapılması gereken bir şey var. Böyle dönemler için zaten biz dövizi biriktirmiştik. Evet, tamam, satabilirsiniz. Evet. Ama sadece tek silahla olmuyor. Bakın, Merkez Bankası'nın elinde çok araçlı, çok amaçlı diyorduk. Şu an tek silah kaldı. Bir tek döviz satabiliyor. Faizi yüksel. Faizi yükseltemiyor. Neden? Faiz lobisi tartışmaları başlayacak. Evet. Ona ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çok da konuşuluyor. Ve zaten biliyorsunuz. Şimdi bak, bugün ihaleler var. Bugün ihaleler var. Ve bu ihalelerde 5 tane ihale var devlet. Yani hazine 5 tane ihale. Evet, 5 tane ihale düzenleyecek. 10 yıllık satacak, 7 yıllık satacak, 2 yıllık satacak, tahvil satacak. Şimdi buraya hangi faizden ne kadar alıcı gelecek, kaç belirlenecek faiz? Yani burası çok önemli. Düşük kalabilir bu şartlar altında mı diyorsunuz yani? Evet. Bu faizde, şu anki faizde de düşük kalabilir. Bu talep düşük kalabilir ve faizler daha yüksek çıkabilir. Şu an çok tedirgin tahvil bonu piyasası. Eğer Merkez Bankası koridorun alt bandını ve üst bandını ikisini paralel arttırırsa ve burada artış bence şey olması lazım. Yani toplantıyı beklemelerine gerek yok bence. Yani buradaki artış böyle 0.25, 25 baz puan, 50 baz puan değil de yani en az 1-1.5'luk bir artış. Yani o biz kararlıyız. Yani burada dövizi bu hareketini engellemeye kararlıyız. Neden kararlı olduğunu göstermeli biliyor musun? Aksi halde piyasaya kalıyor ve volatiliteyi engellemiyor Merkez Bankası. Yani ne kadar çok dalga görürsen o kadar tedirgin olursun. İş adamı frene bastı şu an. Şu an ben düşünemiyorum yani inşaatçıları. Yani bu faizlerde yapmış oldukları konutları, demin bir izleyicimiz söylüyordu, işte İspanya'da mortgage krizi, Amerika'da mortgage krizi, bizde deli gibi toprağa yatırım yapıldı. Ama şimdi tabii, şimdi söylüyor olsam konuşmamam lazım ama bunu defalarca Barış'la yaptığımız o programlarda söyledik. Yani özellikle bu toprağa gidiyor bu para ve bir getirisi yok. Yani dışarıdan para geliyor bankaya, sendikasyon kredisi olarak 1 milyar dolar, 2 milyar dolar geliyor. Banka bunu alıyor, vatandaşa ev kredisi olarak veriyor. O gidiyor, talepte bulunuyor. Dolayısıyla inşaat sektörü ancak öyle dönüyor. Ama bankalar gidip inşaat sektörüne direkt şirkete kredi veriyor mu? Vermiyor. Vermiyor. Hiçbiri inşaat sektörüne kredi vermiyor. Kime veriyor? Konut alıcısına veriyor. Konut alıcısına niye veriyor peki? Diyor ki eğer bir sıkıntı olursa zaten diyor ben diyor kredi evin fiyatının %70'i en fazla. Evet. Yani diyelim ki 200 bin liralık bir eve 140 bin lira kredi veriyor. 60 bin lira da vatandaşın koyması. O diyor 200 bin liralık ev 140 bine düşmüş olsa bile diyor ben o evi diyor 140 bin liradan satar gene diyor zarar etmem diyor. Evet. Ve bir de vatandaş biliyorsun, Türk vatandaşı asla şeyi düşünmez. Yani evine haciz gelmiş, elinden alınmış, yani onu düşünmeyeceği için sonuna kadar her şeyini satar gene o krediyi ödemeye çalışır. Dolayısıyla böyle bir ortamda kısa vadeli de olsa tekrar türbülans geçene kadar faizleri yükselttik, daha sonra tekrar kademeli düşüş yapacağız diyerek bence faiz silahını Merkez Bankası kullanmalı. Bu arada bizim cari açığımız da bu doların yükselmesiyle artmış mı oldu bir anda? Şimdi şöyle, doların çok hızlı yükselmesi cari açığı azaltıcı etki yapar. Öyle mi? Evet. Sebebi de şudur. İthalat azalır. Yani şimdi siz bu cep telefonunu dışarıdan atıyorum 100 dolara alıyorsanız, karşılığında daha önce 175 lira ödüyordunuz, 180 lira ödüyordunuz TL olarak. Şimdi 100 dolara aldığınızda 195 lira ödeyeceksiniz. Evet. O zaman bu cep telefonunun fiyatı içeride fırlayacak demektir. Yani 175'ten 200 liraya, 210 liraya fırlayacak demektir. Bu da talebin azalmasına neden olur. Bu nedenle ithalat hızla şey yapar. Ben var olan borçtan hareket etmiştim ama yanlış yerden hareket cari etmiştim. Cari açık demektir. Yüksek, hayır sen şunu hissediyorsun, doğru söylüyorsun aslında. Yani cari açığın yüksek olması kurların yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan volatilite nedeniyle özellikle
Ben de demin onu söylüyordum. Özel sektör borç almış ya dışarıdan. Aha, evet. Mesela bu yıl aldığımız borç, geçen son 2 ayda aldığımız borç 60 milyar dolar. Yani son 12 ayda biz 60 milyar dolar borç olmuşuz. Evet. Varsa ki bunu da böl şeylere, hani eşit dağıldığını varsayalım. 12'ye böl, 5 milyar dolar yapar. Evet. O zaman şu demektir. Bu ay benim şirketim, özel kesim 5 milyar dolar borç ödeyecek dışarıya. Evet. Ne varsayım altında? Eğer çeviremezse. Karşı taraf derse ki ben senden daha yüksek faiz istiyorum derse. Şimdi mesela şeyde tehlikeye girdi bence. Yani o havaalanı projesi, diğer projeler de tehlikeye girdi. Hmm. Yani çünkü oraya kaynak kullanımı için düşünülen dolar faizi, paranın maliyeti... Her şey değişti birdenbire. Tabii paranın maliyeti arttı. Değişti. Şimdi firmalar borsada değer kaybediyorlar. Bugün bir çalışma yaptım. Herkes onu okuyabilir. Bence alıp inceleyin sevgili seyirciler. Bilgeyatırımcı.com'da yayınladım. Bir Excel tablosu ve burada... Şu kur hareketleri sonrasında en çok etkilenecek şirketler, yani Haziran bilançoları çok ciddi bozulabilecek şirketleri orada bütün şirketleri görebiliyorsunuz. Özellikle de ona bakmak lazım. Şimdi Haziran... bir soru var, özür dilerim, Turgut Cin'den gelmiş. Hocam yabancının çıkmasını engellemek için veya cezalandırmak için bu kadar pasif kalmış olabilir mi döviz? Gibi bir soru. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Şimdi Merkez Bankası tabii ki şey yapar. Yani Merkez Bankası, ben de Merkez Bankası Başkanı olsam ben de tamam buyurun alıyorsanız 2 liradan alın derim. Tamam mı? Tamam. Yani, doğru bir soru o zaman bu. Ben acaba kesinlikle. Yapılabilir mi böyle bir şey diye düşünmüştüm. Tabii tabii. Ama. Yani hiç kura da müdahale etmem, faize de müdahale etmem ve bırakırım. 2 lira olsun buyursun, 2,5 lira olsun gitsin adam 2,5 liradan alsın buyursun alabiliyorsa. Zaten serbest dalgalı kur sistemlerinin en önemli özelliği absorbe etmesidir. Çıkmak isteyen paranın önüne set çeker. Çok yükseldiği için adam çıkmak istiyorsa bile doları oradan satsa, TL'ye çevirse burada kazandığının tamamını kediye yedirmiş olacak. Anladım. Dolayısıyla bu. Fakat peki maliyeti ne? Merkez Bankası'nın bırakın gitsin kurlar demesinin maliyeti ne? Ne? Maliyeti içeride reel ekonomi, ithalatçı, ihracat yapan önünü göremez ki. Mecbur frene basacak. Peki bunun maliyeti ne? Diğer maliyeti ne? Vatandaş. Kurlar fırlamış gidiyor. Kriz dediği şey vatandaşın yüksek volatilitedir. Yani dolar 2 lira olacak mı sorusunu sormaya başladığınız andan itibaren, hatta 2 lirayı psikolojik olarak geçtiği andan itibaren bu ülkede bütün harcama kesilir. İç yani, hareket de dahil olmak tabii üzere. Tabii iç talebi çökertirsiniz. Merkez Bankası o zaman diyebilir mi? Bana ne canım kurlar ne olursa olsun buyursunlar yabancılar alsın diyebilir mi? Orada şu an şu dengeyi kurması lazım. İç talebi çökertmeden, yani iç talebin çökmesine neden olabilecek bütün volatiliteyi engellemesi lazım. Merkez Bankası gerekirse Malezya Merkez Bankası'nın yaptığı gibi Asya krizinde gerekirse... şey bile yapmalı. Yani ben o kadar ileri gidiyorum. Gerekirse kısa vadeli olarak sermaye hareketlerini bile sınırlandırmalı. Yani giren çıkan parayı. Ve biz bunu çok hani cari açığı yükselirken şunu çok belirttik. Dışarıdan gelen para geliyor. Sermaye hareketleri kısıtlanmamalı serbest dalgalı kurda. Tamam. Ama bu şeye benziyor. Yani adam hasta olmuş, kalp krizi geçirirken de aspirin veriyorsun, başı ağrırken de aspirin veriyorsun. Evet. Kalp krizi dönemi farklı bir şeydir ve farklı şartlardadır. Yani o sırada onun yanına kimseyi sokmaman lazım. Ne bileyim, önlem alman tabii, lazım. Mutlaka. Yani o günkü, o anki şartlar özel uzman gerektiriyor, özel müdahale gerektiriyor. Yani kalp krizi geçiren bir adama, pratisyen bir doktor... En fazla kalp masajı yapabilir. Başka bir şey yapamaz. Evet. Ne bileyim bir dilihalata hapı verebilir. Bu nedenle şunu söylemek istiyorum. Evren, yani burada öyle bir şansı da yok Merkez Bankası'nın. Ve Merkez Bankası'ndan beklenen şey bu volatiliteyi durdurmak. Merkez Bankası eğer bugün yine müdahale etmez, kurları bırakırsa eğer, o zaman toplam içerideki insanlar da ne yapacaktır?
Merkez Bankası müdahale etmeyecekmiş. Müdahale de etmiyor. Kurlar o zaman gidecekler. Bu sefer iç mevduatında biz dolara dönmeye başladığını görürüz ki o çok tehlikeli. O işte o faiz yükseltme dediğiniz şeyin herhalde çok geç kalınmadan bir şekilde yapılması gerekiyor. Tabii vatandaş şimdi niye %6 ile tutsun ki? 2000'e çıktıktan sonra faiz yükseltilse zaten ortalık çoktan karışmış olur gibi bir durum herhalde. İkinci bir etkisi daha var. Hani kurları serbest bırakıp gitmemesinin. Bizde enflasyon hedeflemesi var. Yani enflasyon şu an döviz bu kadar yükseldiğinde bizim Türkiye'de üretilen ürünlerin %40-50'si zaten dolar maliyetli. Yani bunun içerisinde akaryakıtı var, diğer ham maddeler var, yurt dışından gelen ham maddeler var. Yani biz şu an artık buğdayı, pirinci bile ithal edip yemeye başladık. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu diyebilme durumu yok Merkez Bankası. Merkez Bankası eninde sonunda müdahale edecek. Benim en büyük korkum, dur ya geçer, biraz daha bekleyelim, sakinleşir diye umut etmektir. Böyle zamanlarda ekonomi yönetimlerinin yapabileceği en büyük hatadır ve bu hatayı Fed yapmıştır. Daha o borç krizi başladığında biz bekliyoruz faizi ne kadar indirecek diye. Olayın vehametini görmüşüz zaten. Dışarı. Kaldı ki ben 2006'da kitap yazdım. Para harekatı kitabında Amerika'da çıkacak krizi yazdım. Yani orada inşaat sektöründen, mortgage'dan kriz çıkıyor kitabın içerisinde ve Amerika'da büyük bir kriz oluyor. Çünkü o sistemin çökeceğini biliyorduk. Yani o sistemi inceleyince. Şunu söyleyeceğim ben. Merkez Bankası böyle bir durumda, yani Fed bile bu hatayı yaptı. Merkez bankalarının yapacağı en büyük hata, bekleyelim biraz geçer. Onu dediğiniz anda var ya, o zaman ipin ucu kaçar. Bütün hazırladığınız temeli yıkmak için yeni bir harekat başlatmış gibi oluyorsunuz. Aynen öyle. Yani müdahale şöyle olması lazım. Yani müdahale, bir hareket başladığında bunun olası en kötü sonucu düşünülerek erken müdahale yapılmalıdır. Yani adam eğer sıkıntılı oturmaya başlamışsa ve nefes alıp vermekte zorlanmaya başlamışsa, bunun kalp krizi olabileceğini düşünerek direkt adama müdahale etmeniz gerekiyor. Yani onu önceden yapmanız gerekiyor. Ama şu an sadece döviz satım ihalesi yoluyla müdahaleye kalkışmak tamamıyla tam yabancıların istediği şey. Yani. Daha konuşacağımız çok şey var ama son bir dakika eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hemen bir soru geldi Okan Hançer'den. Dolar artışı for gibi ihracat yüksek olan firmalara artı yarar sağlar mı? Kârları artar mı? Ya tabii de doların artışı şöyle, yani maliyeti de dolar, geliri euro genellikle. Euro dolar paritesi de çöktü bu olay nedeniyle. Dolar tabii, şeye dönecek. Değil mi? Dolarsa senin euro gelirin azalıyor, dolar maliyetin artıyor. İhracatçıya çok büyük katkısı olmayacak bunun. Yani onu söyleyebilirim. Yani tamam, kur sepetinin artması, 2.20'ye gelmesi ihracatçıya ekstra katkı yapar. Ama bunun yapacağı katkının ülkeye sağlayacağı faydayla, kurların çok artması nedeniyle oluşacak iş talep çökmesinin zararını karşılaştırdığın zaman karşılaştırılamaz yani. Konuşacak çok şey var. Gün ve gündü takip etmek gerekiyor. Anlaşılan odur ki anlık hareketler çünkü çok önemli. Çok önemli ve Merkez Bankası'nın gerçekten ne yapacağını elini çok net göstermesi lazım. Böyle zamanlarda kapalı kutu olmak çok tehlikelidir. Merkez Bankası şunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım deyip net sinyal vermeli. Aksi halde herkes ya şunu yaparsa diye hareket edeceği için herkes tahmine dayalı ve volatilite yüksek olur. Yarın yine birlikte olacağız paranın rotasında. Evet, şimdilik hoşça kalın diyoruz sevgili seyirciler. Az sonra haberlerle karşınızda olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.